otun bir özelliği var. Sadece tek başına kullanılırsa kaşıntıya sebep olur. Çünkü çok yoğun iltihap çözücü özelliği var. Mesela böbrek rahatsızlarında, böbrek iltihaplanması, taş, kum vesaire gibi rahatsızlarda idrar yolları enfeksiyonunda kullanılır. Nasıl bir ottur bu? Böyle bir... Altın sarısı çiçekleri var. Tabii burada çiçekleri solduğu için gözükmüyor. Bizim bir sitemiz var, doğaltedavi.net diye. Burada 4000 bitkinin resmi var. Dünyanın en büyük bitki arşivini oluşturduk. Ben kendim 7000 bitki fotoğrafı çektim. Ve bu bitkilerin resimlerini bu sitede yayınlıyorum. İsteyen oradan bakabilir yani, çok geniş. Evet, 4000 tane bitki resmi var. 4000 bitki resmi. Şimdi altın başak otuyla ilgili yapılan araştırmalar var diyorsunuz. Tabii, neler tabii var bu konuyla ilgili? İdrar yolları enfeksiyonuna karşı en etkili. Böbrekteki taş, kum, iltihabını döker, temizler. Fakat tek başına kullanılmaz. Neden? Tek başına kullanıldığı zaman çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kandaki iltihap oranı yükselir. Kaşıntıya sebep olur. Mesela böyle kaşıdığınız zaman ara sokmuş gibi kabar. Kişi de tabii ki rahatsız olur. Evet. Böyle bir rahatsızlığı olan şahsa vermiştim yıllar önce. Kaşıntı yapıyor dedi. O zaman biz bu kaşıntıyı önlemek için ısırgan otu, at kuyruğu otu, ayrık kökü, mısır püskülü gibi başka bitkilerle takviye ettik. Kaşıntıyı ortadan kaldırdık. Bir, etkisini artırdık. İki, bu daha etkili hale gelir. Diğer bitkilerle birlikte kullanıldığı zaman. Bu hangi tedavide daha etkili? Bu böbrek yetmezliğinden, hatta bu diyalize giren hastaları bile tedavi etmek mümkün. Şimdi şu anda hangi otlar var masanın üzerinde? Isırgan otu, at kuyruğu otu, ayrık kökü, mısır püskülü, altın başak otu. Altın başak otu dünyada en etkili ürün böbrek idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Yani kronik böbrek yetmezliğine dahi etkili. Bununla ilgili bizim çok geniş çaplı çalışmalarımız oldu. Bizim kendi özel ürünlerimiz de var. Lahana karışımlı sular, limon karışımlı sular vesaire vesaire. Onlarla birlikte kullanmak gerekir. Şimdi bu Almanya'da diyorsunuz pek çok araştırmalar yapılmış altın başak otuyla ilgili. Klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Benim yazmış olduğum 3 ciltli kitabım var. Bu kitapta belgeler de var. Hangi profesör nerede, ne zaman, kimler üzerinden denemiş, etkisi ispat edilmiş mi? Türkiye maalesef bu konuda çok geri kalmış durumda. Yani birçok bitki Türkiye'de yetişir. Fakat Almanya'da klinik araştırması yapılıyor veya Japonya'da yapılıyor veya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten eczanelerde satılıyor yurt dışında bitkiler. Tabii Almanya'da eczanede satılan ilaçların %80'i bitkisel. Onlar zamanında Contagan denen bir hap kullandılar, bir Almanlar. Bu hap yasaklandığı için ismini söylüyorum. Yani yasaklandı mahkeme kararıyla. Hakikaten bütün dünyada. Herkes biliyor. Bu hapı kullanan bayanlar genellikle adet öncesi rahatsızlarda kullandılar. Bu hapı kullanan bayanların çocukları spastik özürlü doğdu tamamen. Elsiz, kolsuz veya ayaksız. Böyle kolsuz veya ayaksız. Bu aileler, mağdur olan aileler birleşerek mahkeme verdiler bu firmayı. 11 yıl sürdü bunun mahkemesi. Ve medyada 11 yıl kaldığı için Alman toplumu kimyasal ilaçların yan tesirini gördü, yaşadı ve bitkilere döndüler. Çok büyük firmalar, önce onlar bitkisel ürünlere karşıydılar. Şimdi onlar da bitkisel ürün üretiyorlar. Siz kaç yıldır araştırıyorsunuz bitkileri? 1980, tam 30 yıl oldu. 30 yıldır. 30 yıldır bu işin içerisinde. Yurt dışında araştırmalar yaptınız. Sonrasında Türkiye'de devam ettiniz. Aslında benim böyle araştırmak diye bir niyetim yoktu. Kendi rahatsızlığımla ilgili bir araştırma içerisindeyim. Bende fibromiyalji, yumuşak doku romatizması vardı. Sabah kalktığım zaman eğilip bükülemiyor. Oklava yutmuş gibi oluyor insan. Yumuşak doku romatizması olan kişi soğuk havalarda beline, mesela benim belimdeydi. Bazılarının omzunda olur. Mesela uyanınca sabah değil mi donar? Donar yani, böyle tutulmuş gibi olur. Kuşak sarmak zorunda kalıyordum 3 metre uzunluğunda. Yani kendi rahatsızlığımla ilgili araştırmalar yaparken kendimi bu işin